Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Arkadaşlar, bugün elimde Apple'ın tarihinde çıkardığı en tatlı cihaz var. 6. nesil iPad mini. Kutusunu açmak için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Hadi başlayalım. Evet, kağıdını çıkarayım. Böyle bir şey çıktı. Evet, çok tatlı değil mi ya? Bunlar 4 renkte geldiler. Mor, gri, pembe ve ay ışığı dedikleri böyle biraz açık gri, sedef gibi bir renk. Ben mor rengini tercih ettim çünkü daha önce hiç mor bir cihazım olmamıştı. Şekli iPad Air gibi ama onun küçüğü gibi. Boyutu iPhone Pro Max'lerden biraz daha büyük, iPad'lerden daha küçük, ara bir boyu var. Bu köşeli ve tam ekranlı tasarımı iPad Pro'lara yaptıklarından beri bunu iPad Mini'ye ne zaman getirecekler diye bekliyorum. Herhalde 2 seneden fazla sürdü iPad'leri getirmeleri. Ama en nihayetinde bugün elimde bu tatlı cihazı tutuyorum. Benim için tek elle tutmak biraz zor ama daha cüsseli bir eliniz varsa tek elle pekala çok rahat tutabilirsiniz. Çok hafif bir cihaz ve yanınızda taşımak için çok ideal bir cihaz. Şimdi kutuyu açmaya devam edelim. Burada çeşitli kağıtlar falan çıktı. Yani ekranı falan tanıtıyor. Garanti belgesi. Hala böyle kağıt garanti belgesi kaldı mı bilmiyorum. İçinden şarj kablosu ve adaptör çıkıyor. Şarj kablosu Type-C to Type-C. Bütün kabloların Type-C'ye dönmesinden aşırı derecede memnunum. Böylece bütün cihazlarımı tek bir kabloyla şarj edebiliyorum. Herhalde Type-C'ye dönmeyen bir tek iPhone'um kaldı. Onu da umarım önümüzdeki yıl Type-C'ye döndürürler. Evet, kutu bu kadar. Biraz cihazın teknik özelliklerinden söz edelim. iPad mini 6'ların ekranı 8.3 inç boyutunda. Önceki modellerde ekran 7.9 inçti. Şimdi bu ekranın çerçevelerini kısaltarak ve home butonunu kaldırarak aslında kasası aynı olmasına rağmen daha büyük, daha geniş bir ekran elde etmişler. Bu modellerde ilginç bir şekilde Face ID yok. Yani yüz tanıma sistemiyle tableti açamıyorsunuz. Onun yerine buradaki açma kapama butonuna Touch ID koymuşlar. Yani ekranı açmak için buraya dokunduğunuzda bu sizin parmak izinizi okuyor ve otomatik olarak ekran kilidini açıyor. Diğer taraftan iPad mini 6'larda ses tuşları üstte. Diğer bütün iPad modellerinde hep ses tuşları bu yanda olurdu. Şimdi burada ses tuşlarının üstte olmasının bir sebebi var. Çünkü bu modeller yeni nesil Apple Pencil destekliyor. Şimdi ikinci nesil Apple Pencil'ı buraya böyle tak diye oturtuyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi buton koymak için herhangi bir yer kalmamış oluyor. O yüzden mecburi olarak ses tuşlarını buraya koymuşlar. Arkada 12 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamerası var. 1.8 diyaframa sahip. Bu kamera çözünürlüğü hani tabii ki bir pro kamera değil. Yani iPhone Pro'lar ya da iPad Pro'lar kadar kaliteli fotoğraf çekmez. Ama diğer taraftan hani kim tabletiyle fotoğraf çekiyor bilmiyorum. Doğrusu ben yani hayatım boyunca tabletiyle fotoğraf çekmeye çalışan sadece bir tane insan gördüm. O da böyle Sultanahmet'te sağ sol çeken bir Japon turisti. O yüzden bence bu kamera pekala bir iPad için yeterli. Ön tarafta da yine 12 megapiksellik ultra geniş açıya sahip bir kamerası var. iOS 15 ile birlikte bu kameraya yüz takip özelliği eklediler. Yani özellikle video konferans yaparken ya da işte kendinizi falan çekiyorken kamera yüzünüzü takip ediyor siz böyle hareket ettiğinizde. O da biraz garip çünkü aslında kamera sabit. Yani kameranın açısı değişmiyor ya da lensin açısı değişmiyor. Ama bir şekilde sizin yüzünüzü takip ediyor. Tam kullanımda bataryasının 8 saat gittiğini söylüyorlar. Daha test etmedim, göreceğim. Yani günlük kullanırsanız hani video izlemek için, ne bileyim oyun oynamak için ve benzeri böyle gün içerisinde kullanırsanız muhtemelen gün boyunca bataryası gider. Ama akşam yine şarj etmeniz gerekir. Bunun haricinde 5G ve Wi-Fi 6 destekliyor. Yani bu cihazda çok güçlü bir kablosuz bağlantı özelliği var. Yani özetle söylemek gerekirse iPad mini 6 küçük bir cihaz ama düşük performanslı bir cihaz değil. Diğer iPad'lerin yapabildiği bütün her şeyi yapıyor. Yani 5G destekliyor, Wi-Fi 6 destekliyor, ultra geniş kamerası var, yüz takip özelliği var. Ne bileyim, widget'ları kullanabiliyorsunuz, bölünmüş ekran özelliği var, multitasking var. Onun haricinde en önemlisi Apple'ın yeni çıkardığı A15 Bionic çipe sahip. Yani bu da bunu gerçekten çok performanslı bir cihaz haline getiriyor. iPad mini 6'nın Türkiye fiyatı 5799 TL'den başlıyor. Eğer 256 GB ve Wi-Fi artı SIM kartlı modelini tercih ederseniz o zaman fiyatı 9000'in üstüne çıkıyor. Yani bu küçük bir cihaz ama ucuz bir cihaz
değil. Peki iPad mini 6 alınır mı? Şimdi bu cihazı almadan önce ben bunu nasıl kullanırım diye düşünmenizi öneririm. Çünkü hani keyifle böyle çalışabileceğiniz ya da keyifle video izleyebileceğiniz kadar büyük bir ekranı yok. Ama diğer taraftan çok hafif, yanınızda taşımak için çok ideal ve ayrıca performansı da çok iyi. Dolayısıyla bunu alıp hani bir kenara da atabilirsiniz ya da alıp gerçekten gün boyu kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu cihazı nasıl kullanacağım? Şimdi günlük kullanımda ben telefonu genellikle telefon etmek ve insanlarla mesajlaşmak için kullanıyorum. Yani insanlarla iletişimde kalmak için kullanıyorum. Bunun dışındaki diğer şeyleri yapmak, yani müzik dinlemek, bir şeyler izlemek, bir şeyler okumak, belki çalışmak, e-maillere cevap vermek falan, bunları telefon üzerinden yapmak bana çok efektif gelmiyor. Çünkü bunlar telefonun bataryasını çok hızlı şekilde bitiriyorlar. Ya da işte telefonun bataryası bitmesin diye bunları yapamıyorum dışarıdayken falan. Bu yüzden iletişimde kalmak dışındaki ek özellikleri yapabileceğim ama aynı zamanda yanımda taşıyabileceğim kadar hafif bir cihaza ihtiyaç duyuyordum. Bu da tam olarak iPad mini. Yani ben bunu bugünden itibaren çok güzel bir şekilde kullanırım. Şimdi tabletimi kuracağım. Bu tableti kullanmak için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Bugünlük bu kadar. Umarım bu videom faydalı olmuştur. Bu türde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.